Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir pazar günü. Harika. Özellikle filmlere bakınca. Yani şuraya oturup birçok koltukla bir başlangıç yaptık. İlk defa birisi dönüp filmlere bakıp birisi de bundan bahsetti. Çok mutlu oldum. Korku filmi dışında bir şey koymayı düşünmez miydin? Aslında bak burası daha böyle korku filmi. Burası bilim kurgu. Ha. Arada başka şeyler var burada. Şu arası biraz daha mainstream'e yönelik. Ama o da yine kendi içine janrlarda. Daha Avrupa Art House falan. Evet, buralar Mad Max, Chucky falan. Tabii tabii. Şimdi onu teker teker jan üzerinden geçeceğiz programdan sonra. Uygar, biz aslında seni hani önce Karışık Pizza, daha sonra şimdi Yeni Zamanlarda Vatanım Sensin, Anne falan gibi işlerden biliyoruz. Evet. Ama aynı zamanda bayağı ciddi bir sinefilsin ve sinema dergisinde de yazıyorsun. Evet evet, yani bütün bu işlerin başı aslında sinema yazarlığı. Biz de seninle Baskın isimli bir masada Erçin Sadıkoğlu'nun düğününde Bilgisayar'ın tanıştırmasıyla bütün gerçek gece boyunca sohbet edip. Gerçek bir Türk usulü tanışma düğün gecesi. Böyle her masanın başka bir korku filmi ismi vardı. Bizim masanın adı da Baskın'dı. Evet. Çok bombaydı. Yan tarafımız Jaws. Değil mi? Exorcist. Yok işte Blair Witch Project vardı falan filan. Düğünün çok güzel bir detayıydı. Ve sen hani böyle ben sana bu teklifi ettiğimde Peter Weir'ı seçtiğinde çok sevindim. Hakikaten çünkü böyle çok günlük konuşmalarımızda falan filan hiç böyle adının geçmediği belki de. Ama benim tabii de çok ya sevindim. Bizim daha eski tanışıklığımız olsa şaşırmazdın da. Çünkü ben böyle senin için konuşurum yani. Esas sürekli. Peter Weir yani, öyle mi? Ya yok, hani böyle en iyi en baba yönetmen değil de sevdiğim diğer yönetmenler zaten çok konuşuluyor. Bu biraz böyle underrated'da bulduğum için. Hı-hı. Bir de az film yapıyor falan, onun da etkisi var herhalde. Peki Peter Weir sinemasına nereden hani konuşmaya başlamak istersin? İlk izlediğin film hangisiydi veya? Ya onu ben de düşündüm ama hatırlayamadım. Herhalde tahmin ediyorum Ölü Ozanlar Derneği'dir. Çünkü hı-hı, hani yaşıma falan göre Ölü Ozanlar Derneği şey olduğunda gençtim ben hani. Sonra işte Ölü Ozanlar Derneği 88 falan galiba. Ortaokuldaydım. Ondan sonra şey... Sinemada sonra, mı yoksa kasette falan mı? Yok yok, sinemada izledim. Sinemada mı? Tabii tabii. Sonra Green Card olması lazım. Sonra 93'te işte Fearless'ı izleyince... Fearless zaten benim hayatımın filmidir. Yani filmlerindendir de filmidir demeyi seviyorum yani. Okay. Öyle okay, daha şey duruyor, keskin duruyor. Fearless'ı izleyip hani tamamen adamın hayranı olunca bu sefer eski filmlerine dönmeye başladım. İşte önce daha yakın Mosquito Coast'lar, şunlar bunlar. Sonra Avustralya dönemi. Tabii yani böyle yaşlı muhabbet olacak ama hani o zaman film bulmak büyük olay. Yani nerede buluyorsun filmi? Gibi büyük araştırmalar, şeyler, işte yok yurt dışına giden insanlara kaset getirtmeceler falan gibi yöntemlerle. Biraz da dediğim gibi çok filmi olmadığı için filmografisini tamamlamak da zor olmuyor. Geriye döndükçe falan daha da izledikçe hayranlığım arttı. Gençliğinde neler yapmış diye. Öyle zamanla bir Peter Weir şeyine dönüştüm. Zaten Fearless'tan sonra da geçen bu kadar zaman içerisinde de üç tanecik film çektiği için. Yani Truman Show'u ben hani çok keyifle hatırlıyorum. Onun bir sonraki filmi zaten. En belki de komersiyel olarak başarılı işi diyebiliriz Truman Show herhalde. Bir de Master and Commander'ın bende harika bir yeri var ya. Evet. Yani Master and Commander'ın böyle hani artık unutulmuş bir janr olan bu korsan janrına bu kadar güzel bir dönüş olması benim böyle tekrar tekrar izleyip uçakta mesela ne zaman karşıma çıksa tekrar izlediğim falan böyle çok sevdiğim bir film. Ama benim için abi en büyük Peter Weir filmi gördüğümden beri etkisinden çıkamadığım abi Picnic at Hanging Rock. Tabii. Yani bu şey bence ya benim için bir tane kötü filmi var zaten. Yani şey değil de hangisi? Böyle son filmi maalesef. The Way Back diye bir izlemedim onu. Yani inşallah ölmeden önce bir film daha çekerdi. Yani ama lafı şuraya getirecektim. Ben olmaz. Fearless'ı izlemedim mesela. Mesela bu arada Witness'ın onun filmi olduğunu bilmiyordum. Yani Indiana Jones ve Star Wars'la efsaneleşmiş olan Harrison Ford'un Oscar adayıydı. Aldı da galiba değil mi? Witness'la mı? Evet. Witness'la almıyor sanırım ya. O zaman aday oluyor. Aday olabilir. Olduğu tek film galiba. Ya zaten hani Peter Weir'de konuşulacak çok şey var ama oyunculuk seçimleri... Şöyle koysan çok kapatıyor mu? Yani beni bir tuhaf yaptı. Hadi boşver. Seni mi? Bize zararı olmadıysa. Ya oyunculuk seçimleri zaten hani konuşulacak şeylerden biri. Yani çok acayip oyuncular seçip işte dediğin gibi hani Han Solo'dan
Witness'ı ve sonra Mosquito Coast'un da başrolünde Harrison Ford var. İşte Truman Show'a Jim Carrey'i koyması, Robin Williams Ölü Ozanlar Derneği'nde henüz oynadığında komedyen, yani bir Good Morning Vietnam falan var, o kadar. Ve genellikle de adamların hayatlarındaki en iyi adamların ya da kadınların hayatlarındaki en iyi performanslarından birini çıkartıyor ve o yüzden sayısız oyunculuk adayı var. Peter Weir'le işte Mel Gibson'ı Mel Gibson yapan deli bolu iki adamdan biri, evet, yani tabii Mad Max'te var da, ya da işte bu Year of Living Dangerously diye bir film var. Gene Mel Gibson'ın oynadığı. Mesela onun böyle yan rolü gibi ama aslında yardımcı başrol gibi ikinci bir rol var. Ona hatırlamıyorum şu anda, bir oyuncu seçiyor. Onunla galiba deneme çekimi mi yapıyor? Hatta filmin çekimlerine başlıyor falan. Sonra şey yapıyor, beğenmiyor. Çıkartıyor, yani kovuyor adamı. Ve o role bir, o rolde bir kadını oynatıyor. Linda Hunt diye. Böyle çok da kısa boylu bir kadın. Ondan sonra ve bir erkeği oynuyor kadın. Ve kadın o rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı alıyor. Ve Oscar tarihinde ya ilk ya da ilk ve tek başka bir cinsi oynayarak Oscar almış insan. Belki sonra da olduysa bilmiyorum ama ya da ilk, yani en azından ilk. Böyle çok o ilginç Harold'den, oyuncu. Harold'den Maud'daki yaşlı kadının hayatını izlerken orada işte bundan da bahis geçiyordu Oscar'larla ilgili. Çünkü evet. Farklı Linda Hunt diye bir kadın. Evet. Tamam tamam, hatırlıyorum. Yani oyuncu seçimleri çok acayip. Yani bilmeyen seyircilerimiz için şöyle kısaca bir özetlememiz gerekirse hani Harrison Ford'un bir Amish köyünde saklandığı bir garip bir polisiye olan Witness var. Truman Show var. Jim Carrey'nin ya şöyle başta şey, aslında iki dönemi var. Avustralya ve Hollywood. Yani o Cars That Ate Paris diye bir filmle başlıyor. Mesela bu benim seyretmediğim bir diğer filmi. Ama o dönem onunla başlıyor değil mi? Evet. Cars That Ate Paris var. Plumber diye bir televizyon için çektiği bir şey var. Last Wave diye bir filmi var. Picnic at Hanging Rock var. Picnic at Hanging Rock var. Gallipoli var. Zaten Gallipoli ile birlikte Hollywood gel diyor. Year of Living Dangerously. O da Mel Gibson'ın baş oynadığı hani Gelibolu Savaşı'nı anlatan Gelibolu. Evet. Gelibolu filmi. Ondan sonra Hollywood'a geliyor. Hollywood'a geliyor. Hollywood'da işte Witness'la Hollywood'a geliyor sanıyorum. Tamam. Oscar adaylıkları falan. Evet. Witness, Mosquito Coast, Ölü Ozanlar, Green Card, Fearless, Truman Show. Evet, Truman Show Ölü gidiyor. Ozanlar Derneği ile zaten hani efsaneleşiyor. Efsane. Master and Commander'la da aslında böyle enteresan bir aksiyon sinemasına da böyle çok böyle bir başyapıt bırakıyor. Ama Master and Commander çok böyle hakkı belki verilmeyen bir film oluyor. Bilmiyorum. Ya ben de aslında vermemişim. Şimdi ben bazı filmlerini tabii çok ezbere biliyorum ama 2, 3, 5 hatta Fearless'ı 10-15 kere seyrettiğim için. Ama mesela Master and Commander'ı bir kere izlemiştim. Tekrar izledim. Yani ben bile hakkını vermemişim. Çok acayip bir film bence. Çok çok. Yani ve bence şeyi fark ettim izleyince. Bence yönetmenlik üzerine bir film. Evet. Yani evet. Oradaki gemi bence set. Evet, kesinlikle. Yani, kesinlikle. Yani o tarz eski bir aksiyon filmini bir yönetmen filmi olarak çekme şeyinin belki de son başyapıtlarından biri. Zaten önemli şeylerinden biri, ne diyeyim, alameti farikalarından biri, böyle tür tür dolaşıyor. Yani her türden bir şey çekiyor. Sanki böyle şey yapmış gibi. Yani benim hayalimdeki bir kariyer. İnat etmiş gibi. Evet, ama hiçbir türü de ıskalamıyor. Iskalamıyor değil de, yani ıskalamıyor, olduğu gibi de bırakmıyor. Bir numara yapıyor ona. Aynen. Yani Gelibolu Savaş filmi 75. dakikada cepheye varıyorlar. Hani Witness polisiye filmi zaten yarısı adamın saklanmasıyla geçiyor. Green Card güya romantik komedi, yani spoiler olacak ama 20 yıllık filmin spoiler olmaz, 30 yıl hatta. Mutsuzdur finali. Ondan sonra mutsuz finalli romantik komedi. Ölü Ozanlar Derneği de aslında bir şey, coming of age, teenage filmi ama hani çok böyle hani şurana oturan evet. bir şey vardır. Evet, evet. Ve bütün bunlarda Fearless, da aslında... Ya Fearless biraz böyle hepsinin türler üstü bir şey. Böyle yani adamın bütün dertlerinin toparlanıp en olgun haliyle sinemaya aktarıldığı bir şey. Bence bir tür filmi değil zaten. Ama ya birkaç tane böyle bütün filmlerinde aslında garip bir şekilde tekrar eden takıntıları var. İşte böyle gizemli olanla ilgili bir takıntısı var. Gizemli şeylere meraklı. Zaten ilk filmleri Alacakaranlık Kuşağı gibi o. Abi evet, Cars That Ate Paris falan bayağı. Picnic at Hanging Rock'ta da biraz öyle. Bunların bir kaybolması, Picnic at Hanging Rock'ta bir kızlar
yurdunda, bundan 100 sene önce bir kızlar yurdunda kaybolan 3 tane kızın hikayesi ve o kızların bir kaybolma sahnesi var. Son görülme sahneleri. Yani küçük bir kız bunları görüyor. Bunlar ağır çekimde başka bir yere bakarak bir, yani tüylerim diken diken oluyor şu an söylerken. Muazzam yani bir sahne. Kayanın çünkü arkasına gidiyorlar ve küçük kız bir çığlık atıyor. Ve orada çok garip de bir sound design var. Arkada yükselen bir müzik var. Aslında hiçbir şey yok sahnede ama yani böyle, yani şurana oturuyor. Yani o sahne üzerine film yapasın falan geliyor. Beni öyle etkilemişti mesela. Evet. Yani zaten hani ortasında kayboluyorlar. Sonra da kayboluyorlar. Evet, bir şey evet. De kayboluşsa geride kalanların, evet, geride kalanların o kaybolmayla nasıl uğraştıklarıyla ilgili. Evet. Peki Fearless'ı sen nereden bir bağlantın? Ya Fearless çok böyle mantıklı açıklayabileceğim bir şey değil ama zamanında ilk sinema yazılarımdan da biridir. Antrak dergisinde yayınlanmıştı. 6 sayfalık bir sinema bir makale yazmıştım. Fearless aslında ya temelde özgürlük üzerine bir film bence. Yani bugün böyle bir çağda insan işte yok aile, iş, güç, para kazanma derdi, kurumlar, okul, din, şu bu, bütün bunların içinde insan nasıl özgür olabilir, ne kadar özgür olabilir ya da özgür olabilir mi? Kısaca olayı bir film. Olayı şu, bir iş adamı var, daha doğrusu mimar, bir uçak kazası geçiriyor. Uçak çakılıyor bayağı ve işte ne bileyim 200-250 kişi içerisinden 10-15 kişi sağ kurtuluyor. Aa, bu da o sağ kurtulan insanlardan biri. Ve sağ kurtulunca ölümsüz olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani filmin iki cümle özeti bu. Çok iyiymiş. Ben ve biraz da kurtulan diğer insanlara da böyle liderlik ediyor o enkazdan çıkmaları için. Filmin en başı bu zaten. Biraz da onlar onu peygamber gibi görmeye başlıyorlar falan. Böyle çok bir kurtarıcı iyiymiş gibi. Aslında yani aile, arkadaşlık, evlilik, anne babalık, işte din, hayat, kapitalizm falan. Yani aklına gelecek bütün hayatımızı çevrelemiş şeyler üzerine bir meydan okuma gibi. Çok iyiymiş. Ve çok çok acayip bir film bence. O biraz böyle hepsinin dışında. Böyle her yönetmenin bir tane öyle filmi olabiliyor ya en azından. Biraz böyle bir romandan uyarlama aslında ama ben Fearless'la ilgili her şeyi hatmetmiş biri olarak romanı da okudum. Tabii romandan bayağı uzaklaşmış bütün iyi uyarlamalar gibi. Ama Fearless bir tarafa böyle bir tür şeyi var adamın. Ama dediğim gibi hiçbir türü olduğu gibi bırakmıyor. Yani muhakkak orada bir numara çekiyor, bir farklı bir şey yapıyor. Yani Year of Living Dangerous'ı da işte güya bir gazetecilik filmi ama bambaşka bir şey var ama sürekli takın, yani tekrar eden bir takım temaları var. Yani özgürlüğe takıntılı, otoriteye takıntılı. İşte Ölü Ozanlar Derneği'nde de o var. Zaten Ölü Ozanlar Derneği'nin ilham kaynağı biraz kendisi. Yani çok ilginç bir adam hakikaten. Bir işte lisedeyken falan lisede edebiyat dersine giriyor. Aynı Ölü Ozanlar Derneği'ndeki o en başta gördüğümüz edebiyat öğretmeni gibi. Adam böyle bir şiiri çok acayip şey gibi, yani otopsi gibi böyle inceliyor. İşte matematiksel bir şekilde falan. Bunun da hayatta en sevdiği şairlerden biri, en sevdiği şiirlerden biri. Şairi şu anda hatırlamıyorum ama. Ondan sonra böyle şiir mi, şiir eğitimi mi olur, şiire böyle mi bakılır? Dünyanın en güzel şiirini siz ne biçim ele alıyorsunuz falan deyip dersten çıkıyor ve bir daha da okula gelmiyor. Mesela bu şekilde okulu bırakıyor adam, yani böyle çok ilginç bir adam. Bizim de bu arada Üsküdar Amerikan'da lisede çok böyle müfredat dışı, kutu dışı bir yönetmenimiz vardı, Mr. Chisholm diye. O da mesela bir nehirle ilgili bir kitap üzerine bir sınavı, mesela tavana öğrencileri bir nehir çizerek böyle kağıtları, yazdıkları kağıtları onları nehir gibi yapmışlar. Bunu anlatırdı bize işte ne bileyim Shakespeare'in veya Sineklerin Tanrısı'nın sonunda dönem sonu sınavını böyle ufak böyle bir tiyatro gibi yapardık falan filan. Gazeteler çıkarttırdı bize Roma zamanında geçen falan ve biz ona hep Ölü Ozanlar Derneği'nden dolayı, o hocadan dolayı, o filmin filmden dolayı o hocaya büyük bir aşk var yani böyle hepimizin içinde, özellikle benim. Öyle bir yerden de Ölü Ozanlar Derneği benim yani böyle kalbimde çok farklı. 90'larda zaten, yani şimdi de yer yer ama daha tazeyken film, hani o bir şeydi.
Yani o öğretmen, o Keating bir model olmuştu. Bizim öğretmenimiz ondan da biraz belki kopya çekmiş olabilir. Tabii tabii. Bence öğretmenler de çekmiştir. Bütün yani öğretmenleri inşallah da çeksinler yani. Ne güzel. Ama işte mesela Ölü Ozanlar Derneği oradan çıkıyor. Yani böyle otoriteyle takıntılı bir adam. Gizem meselesiyle takıntılı bir adam. Gençliğinde büyük bir çizgi roman hayranı. İşte ilk filmleri Alacakaranlık Kuşağı filmleri gibi böyle. Last Wave de öyledir. Yani bir avukat var. Okyanusun yükselip bütün Avustralya'yı sular altında bırakacağına dair bir takım halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Tam Alacakaranlık Kuşağı yani. O Truman Show da aslında bir yerden tabii kocaman ki, bir Alacakaranlık bölümü gibi. Ya, yani belki Ölü Ozanlar Derneği ve Yeşil Kart hariç her filminde bir kenardan vardır. Ya böyle nasıl diyeyim, paranormal mevzulara meraklı bir adam. Böyle hikayeleri vardır, böyle şeyleri anlatır falan. Biraz böyle zaten hafif bilge bir tarafı var. böyle film çekiyor, sonra gidiyor işte Avustralya'nın bir ücra bir köyünde bir evi var. Oraya kapanıyor, çıkmıyor oradan yıllarca. Ondan sonra işte mesela Gelibolu'nu şey yapma hikayesi ilginçtir. Böyle Gelibolu'nun ya savaşın yapıldığı yerlerde dolaşıyor burada yani filmi çekmeden önce. Ondan sonra dolaşırken diyor ki kendi kendine, o ölü askerlerle konuşuyor. Yani böyle bir hafif çatlak tarafları var. Ölü askerlerle konuşuyor. Diyor ki lütfen bana bir şey söyleyin. Bana bir İşaret gönderin değil de tam lafını hatırlamıyorum. Bana bir şey söyleyin diyor galiba. Sonra bir köşeye dönüyor. Birkaç tane böyle bir ayakkabı, çakmak gibi onu, yani eski eşyalar görüyor. Yani tabii ki o zamandan kalmış olmaları çok saçma olur ama onu mesela bana cevap verdiler diye alıp mesela Gelibolu'yu yapmaya ondan sonra karar veriyor. Ve bunu İstanbul Film Festivali için buraya geldiğinde bir masterclass yapmıştı. Orada anlattı. Tabii bunu anlatınca bir sessizlik oldu. Yani bir deli mi lan bu diye. Sonra sonra dedi. Yani hep böyle şeyler olmuyor hayatımda dedi. Ama çok aslında, yani ben çok fazla söyleşisini okudum, izledim. Bayağı böyle şeyler gelip oluyor. Bitişindeki de o böyle bir anda o freeze frame'de o durup böyle yavaşça orada da böyle sanki böyle bir sürreale geçiyormuş gibi. Yani o dokunuşu adamın çok bence sihirli. Tabii. Beni de etkileyen o olabilir yani adamın filmi. Evet evet. Ya her filmin ortasında zaten böyle bir boşluk gibi bir alan vardır bir sürü filmlerinde. Mesela Gelibolu'da da böyle başı çok hareketli, sonu çok hareketli ama ortada mesela çölden geçerler. Hı hı. Uçsuz bucaksız çöl planları, deve, orada bir adamla karşılaşırlar. Adamın savaştan haberi yok. Ya yani mesela bence o orada bir 2 dakikalık bir sahne var. Dünyanın en hani savaş karşıtı sahneleri içerisinde başa güreşecek bir 2 dakika. Adam diyor ki savaş ha nerede diyor. İşte şeyde diyorlar, Anadolu'da falan. Anadolu nere? İşte bilmem kaç bin kilometre ötede. Siz niye gidiyorsunuz? Ya işte İngilizler. E İngilizlerden bize ne? İşte biz de İngilizlerin tarafındayız. E peki niye savaşıyoruz diyor. İşte çünkü orada kazanırsak buraya da geleceklermiş diyorlar. Adam böyle etrafına bakıyor bütün çölü. Gelsinler diyor. Mesela çok acayip bir sahne yani. Filmin ortasında böyle bir 2 dakikalık bir an var falan. Böyle şey bir yani çatlak bir tarafı da olan bir adam. Yani evet, bu 70'lerin sonunda 80'lerin başında Hollywood'u da etkileyen bu Avustralya yeni dalganı. Evet, evet. Aslında işte George Miller'la falan. George Miller'la beraber, Mad Max'in yönetmeni George Miller'la beraber başı çeken. Belki ki onu da daha fazla. Evet, onu da Hollywood alıyor. Evet. Yani o başka bir taraftan daha aksiyon. O da gelince tabii başka tür filmler de çekti Hollywood'da ama Peter Weir'in yanına bir yönetmeni koymak da zor. Bu dediğin şahsına münasırlıktan dolayı belki başka şahsına münasır yönetmenleri yanına koyabilir. Yok evet, çok çok bir kimselere benzemiyor. Mesela şu da onu biraz böyle şey yapıyor bence, geri planda bırakıyor. Bütün ünlü yönetmenlerin ya da bütün iz bırakan yönetmenlerin şeyleri vardır. Ne denir? Alameti farikaları vardır. İşte Scorsese deyince akla şu 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 geliyor. Fellini deyince bu geliyor falan. Hemen ezbere 3-5 şey sayarsın. Bunda öyle bir şey yok. Ve olmaması için de uğraşıyor gibi de bir tarafı var. Mesela her seferinde baştan yaratmaya çalışıyor belki. Gibi. Bir de yani sanata da öyle bir, sinemaya öyle bir bakışı var. Böyle her fırsatta anlattığı bir hikaye var. Bir Japonya'yı gezerken bir çömlekçiyle karşılaşıyor. Adam çömlek yapıyor, koyuyor kenara. Çömlek yapıyor, koyuyor kenara. Diyor ki niye adınızı bir yerine yazmışsınız diyor, bir işaret mi işaret. Diyor ki hani o, yani ben çömlek yapıyorum, o yani niye falan. Olur mu diyor, yani bu da bir tür sanat diyor. Yok diyor, ben çömlek yapıyorum. Arada diyor bazen ben çömlek yaparken Tanrı'nın eli değer, o zaman sanat olur diyor. Yani onun için de imzamı atmam doğru olmaz diyor. Mesela bunu çok etkilendiği bir hikaye diye ben yani 50 tane Peter Weir söyleşisi oku.
35'inde anlatır bunu. Mesela bu da şey gibi geliyor bana. Sanki uğraşıyor bir iz bırakmamak için. Hı hı. Böyle tekrar eden bir şey yapmamak için gibi geliyor. Çünkü o çömlekçiye çok özendiğini anlatır. Onun gibi olmak istiyorum falan der. Çok iyi. Ben... Böyle tam bir hani var ya Bilge Aksakallı dede gibi bir tarafı var bence. Evet evet. Yani biraz aklıma benim hani Peter Weir çok daha bilge. Mesela bu çok daha böyle böyle bir adam ama mesela Paul Verhoeven'ı biraz benzetiyorum. O da başka bir ülkeden gelip bir sürü farklı tarzlarda hani Basic Instinct olsun, Robocop olsun, Starship Troopers olsun ve evet. her seferinde alıp kendine çevirip bir tanesi çok daha karikatürize ve başka bir enerji, bir tanesi daha dingin ama öyle bir yerden ya evet bir böyle bir duygudaşlık. Evet evet. Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ama haklısın gerçekten düşününce. Paul Verhoeven'ın da konuşmasın bence. Kesin. Melis Behlil'le konuşacaksın. Öyle mi? Tabii. Melis. Yazalım. Paul Verhoeven, Melis Behlil'le konuşacaksın. Biz de bu programda çömlek yapıyoruz. Bir program Tanrı'nın eli değdi. O çömlekten aşırı, ediyoruz. Aşırı etkilenmiştim. Ama süper gelmiş hakikaten. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.